Batı asla ve asla kendini masum gösteremez. Yaklaşık 7 yıldır toprak bütünlüğü için mücadele veren Suriye'ye karşı yine kara propaganda süreci başlatıldı. Bu Batı'nın kendi silahı, propaganda silahı. Suriye ordusunun İdlib'de klor gazı yüklü varil bombası kullandığı haberleri Amerika'dan gelen işaretle birbiri ardına çıkmaya başladı. Amerikan Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye'nin Doğu Guta'da kimyasal silah kullandığına dair yeni bir haber aldık açıklaması geldi. Ayrıca 1 Şubat'ta açıklama yapan Amerikan yönetimi Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın kimyasal silah ürettiğini öne sürdü. Amerikalı yetkililer, Amerikan Başkanı Donald Trump'ın kimyasal silah kullanımını durdurmak için askeri seçeneği göz ardı etmeyeceğini duyurdu. Nasıl Saddam'a bir suçlama yaptılarsa Esad'a da yapmaya çalışıyorlar. Emekli Hava Kor Generali Erdoğan Karakuş'a göre Suriye ordusu sahada ne zaman ilerlese bu tür iddialar gündeme getiriliyor. Biz Afrin'de efendim mücadele ederken efendim Suriye merkezi hükümetinin de İdlib'in belirli kısımlarına kadar bir efendim avantaj elde etmesi söz konusu olacak tabii. Karakuş kimyasal silah iddialarının Ankara ve Şam'ın yakınlaşmasıyla Türkiye, Rusya ve İran birlikteliğini hedef aldığını söyledi. Afrin harekatı başarıya ulaştıkça Batı tok tedirgin. Batı tok tedirgin. Ondan dolayı efendim işte acaba bir de Esad'la Türkiye'nin arası ısınır da efendim ondan sonra Fırat'ın doğusu konusunda da efendim Türkiye karşımıza dikilir diye bu konu devam ediyor. Suriye'deki bir diğer yalansa İdlib'e gözlem noktası kurmaya giden Türk konvoyuna Suriye ordusunun saldırı düzenlediği iddiasıydı. Karakuş, Suriye'nin Türkiye ile dostluk kurmak istediğini, böyle bir hata yapmayacağını kaydetti. Esad da istiyor ki Türkiye Cumhuriyeti'nin yöneticileri artık el uzatsın istiyor.